Alezya Savaşı dünya tarihine geçen akıl almaz bir savaş. Antik dünyanın iki büyük komutanı karşı karşıya. Bir tarafta Roma Cumhuriyeti'nin parlayan yıldızı Julius Caesar. Diğer tarafta ise Galyalıların kahramanı Vercingetorix. Bakalım bu iki savaş dehasından hangisi zafere ulaşacak? Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken, emekli asker Cengiz Koçak, orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. Milattan önce 52 yılında gerçekleşen Alezya Savaşı, insanlığın gördüğü en büyük savaşlardan biriydi. Ve bu savaşın sonunda tarihin akışı değişecekti. Roma, dünya üzerindeki sınırlarını gün geçtikçe genişletiyordu. 3 farklı kıtaya yayılmıştı ve sıradaki hedefi ise Galya'ydı. Galyalılar, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra günümüzdeki İtalya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'nın bazı bölgelerinde yaşıyorlardı. Galyalılar bu bölgede kabileler halinde yaşarlardı. Herhangi bir devlet geleneklerinin olduğu söylenemez. Onlar sadece savaşlardan doğan ittifaklarda bir araya gelirlerdi. Antik dünya Roma'ya göre ikiye bölünür. Ya Romalısındır ya da barbar. Roma, Galyalıları da diğer ırklar gibi köleleştirmek istiyordu. Eğer Galyalılar ona diz çökerse, atalarına ihanet etmiş olacaklardı. Galya'nın fethedilmesi, Sezar için hem Avrupa'daki toprak bütünlüğünü sağlamak, hem de köle ve ganimet, yani güç demekti. Bu yüzden 6 yıldır kesintisiz olarak Galyalılarla savaşıyordu. Sezar Galyalılara şu mesajı veriyordu. Ya teslim olursunuz ya da katledilirsiniz. Galyalılar da Sezar'ın açgözlülüğünün farkındaydılar ve onu durduramazlarsa acımasızca yutulacaklarını biliyorlardı. İki ordu bu bölgede son 6 yılda toplam 8 kez savaştı ve bir önceki hariç hepsini Romalılar kazandı. 100 yıl boyunca baskı altında tutulan Galyalılar sonunda bir komutan önderliğinde tek vücut olabilmişti. O komutan Vercingetorix'ti.
Galya kabileleriyle Sezar'ın yollarını ayırmasının nedeni aslında Roma'nın tipik bir emperyal güç olarak burada gücünü arttırma uğraşıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Sezar Galya'nın başına bir kukla kral atacak. Bunlar bu krala karşı ayaklanacaklar. Çeşitli kabileler daha sonra bir araya gelip başlarına Vercingetorix'i seçecekler. İki komutan da son derece acımasızdı. Birinin hayali Büyük Galya Devleti'ni kurmak, diğerinin ise bu savaşı kazanıp Roma'nın imparatoru olmaktı. O dönemde Roma, üç adamdan oluşan anlamına gelen triumvirlikle yönetiliyordu. Crassus ve Pompey ile birlikte Roma'yı yöneten üç validen biri de Sezar'dı. Ve onun asıl amacı Roma'yı tek başına yönetmekti. Ancak Sezar'ın çok fazla borcu vardı. Para, düzenli bir ordu kurmak ve onu beslemek için en önemli faktörlerden bir tanesi. Roma döneminde de böyleydi. Ve özellikle çok zenginseniz, çok fazla paraya erişiminiz varsa, bu Roma'daki rakiplerinizi çok korkutan bir şeydi. Sezar, Galya'nın fethiyle bu borçlarından kurtulmak ve güçlenmek istiyordu. Böylece diğer iki rakibi, Crassus ve Pompey'i saf dışı bırakabilmenin önü de açılacaktı. Vercingetorix ise eğer birlik olurlarsa Romalıların üstesinden gelebileceklerine inanıyordu. Sonunda bu düşüncesi hayat buldu. Vercingetorix, Galyalıları bir araya getirmekte çok yetenekliydi. Adeta bir katalizör görevi görüyordu. Bu yeteneği ve bu liderlik kabiliyeti de onu Sezar için çok tehlikeli bir kişi haline getirmişti. Vercingetorix'in planı işe yaradı ve Galyalılar yenilmez denilen Romalıları Alezya Savaşı'ndan birkaç hafta önce Georgia'da mağlup etmeyi başardı. Bu antik dünya için hiç beklenmeyen bir zaferdi. Rüzgar artık tersine esiyordu. Vercingetorix Roma'ya doğru geri çekilen lejyonerleri takibe başladı. Amacı Sezar'ın başkente dönüp takviye kuvvetler almasını engellemekti. Peki neden bir süre sonra Roma ordusunu takip etmeyi bırakıp geri döndüler diye sorabilirsiniz. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi Vercingetorix'in yol boyunca askerlerinin karnını doyuramayacağını düşünmesiydi. Bir diğer sebep de Roma lejyonerlerinin akıllara durgunluk veren muhteşem disipliniydi. Onların karşısında rehavete kapılırsanız sizi kısa sürede perişan ederler. Nitekim komutanlarının sözünü dinlemeyen ve saldırıya geçen bir grup Galyalı telef edildi. Ayrıca Roma ordusuna yetişebilmek de pek mümkün değildi. Çünkü lejyonerler gerektiği zaman günde 60 kilometrelik bir mesafeyi kat edebiliyorlardı. Bu o dönemin şartlarına göre inanılmaz bir hızdı. Roma ordusunda görev yapan askerlerin tek işi savaşmak. Bu başka hiçbir mesleklerin olmadığı anlamına geliyor. Galya ordusunda ise durum biraz farklı. Barış zamanında gündelik işlerine geri dönüyorlar. Kısacası Roma ordusu Galya ordusuna göre daha profesyonel ve her zaman hazır. 60 bin kişilik dev bir orduyu sadece 20 günde Roma'ya götürebilecek Sezar'a Vercingetorix'in yetişebilmesi pek mümkün görünmüyordu. Bu yüzden Galyalılar kışı geçirmek için Alezya kentine doğru yöneldiler. Ancak bir detay vardı. Sezar eve dönmüyordu. Geri çekiliyor izlenimi verip ileride bir U dönüşü yapacak ve Galyalıların peşine düşecekti. Vercingetorix ilk iş olarak halkına bir mesaj verdi. Bütün köylerinizi, kasabaları, tarlalarınızı, her şeyi yakın dedi askerlerine. Yakın ki Sezar'ın ordusu sizin hiçbir şeyinizden yararlanamasın. Günümüzde yanlış dünya adıyla anılan bu strateji, Vercingetorix'e koşulsuz itaat eden halkı tarafından
tereddütsüz yerine getirilmişti. Ayrıca Vercingetorix bazı birliklerini Sezar'ı oyalamak için Romalıların üzerine gönderdi ve bu sayede Alezya Kalesi'ne çekilmeyi başardı. Roma ordusu 60 bin askeriyle Alezya Kalesi'ni kuşatma altına almıştı. Galyalılarsa 80 bin kişiydi. Daha kalabalık olmasına rağmen Vercingetorix, ben nasıl böyle bir belaya bulaştım diye soruyordu kendisine muhtemelen. Vercingetorix, Sezar'a karşı gerilla savaşını başarılı bir şekilde yürütmüştü. Ancak şimdi tuzağa düştü. Sayıca az olmasına rağmen bu tam da Sezar'ın istediği türden bir savaştı. Ve tarihin en hayret verici kuşatma savaşlarından biri gerçekleşmek üzereydi. İki ordu Alezya'da burun buruna geldiğinde kimin galip geleceğini tahmin etmek neredeyse imkansızdı. Romalılar Alezya Savaşı'nda iki farklı zırh kullandılar. Bu Lorica segmentata, parçalı plaka zırh demek. O dönemin en kusursuz formalarından biri. Gövdenizi ve omuzlarınızı çok iyi koruyor. Kılıç darbelerine karşı son derece dayanıklı. 14 kilo olduğu için taşıması biraz zor. Fakat parçalı olduğundan akordeon gibi katlanabiliyor ve hareket kabiliyetini kısıtlamıyor. Gelelim diğerine. Bu zincir zırhın adı Lorica Amata. Şunun muhteşemliğini görüyor musunuz? İnce ince işlenmiş binlerce halkadan oluşuyor. Düşmanınız size köy saplarsa segmentata kadar başarılı değil. Ancak Amata'yı kesebilmek neredeyse imkansız. Ayrıca halkalar sürekli birbirine değdiğinden zırh paslanmıyor. Dolayısıyla bu zırhı kuşaklar boyunca kullanmak mümkün. Kim bilir aynı Lorica Amata'yı kaç farklı efsane asker giydi. Romalıların giydiği Lorica Segmentata ve Lorica Amata, dünya üzerinde başka hiçbir devletin sahip olmadığı nitelikteki iki zırhtı. Tarihin en güçlü ordularından birini kuran Julius Caesar, askerlerin eğitimleriyle ve disiplin edilmeleriyle bizzat ilgileniyordu. Roma ordusunun çekirdeğini oluşturan sekizerli gruplar işte bu çadırlarda kalıyordu. Beraber yemek yiyen, beraber eğlenen, beraber idman yapan, beraber savaşan ve hatta beraber ölen bu grupların adı aslında bir tür kardeşler takımıydı. Romalılar tam 2000 yıl önce günümüzde askerlikte kullanılan body sisteminin çok daha gelişmişini uyguluyorlardı. Romalıların Galyalıları yenebilmeleri için her şeyleri kusursuz olmalıydı. Aksi halde o ne yapacağını kestiremediğiniz ordu sizi bozguna uğratabilirdi. Bir düzenli ordu olarak Roma İmparatorluğu'nun askerleri tabii çok erken yaştan itibaren askerliğe hazırlanırdı. Ve yürüyüş ritimlerine dahil her şey çok düzenli pratiklerle onları aksettirilirdi. Bu da Roma ordusunu adeta bir savaş makinesi haline getirmişti. Ancak Galyalıların lideri Vercingetorix, Sezar'ın ordusunun zaaflarını da, gücünü de çok iyi biliyordu. Ganimet elde etmek için beraber savaştığı Romalıların sıradaki hedefi Galya olunca, tereddütsüz ülkesinin yanında yer aldı ve tüm deneyimini askerlerine aktardı. Galya ordusu iri yarı askerlerden oluşuyordu. Romalılarsa daha ziyade kısa boylulardı. Fiziksel üstünlüğe sahip Galyalılar birebir de yakaladıkları düşmanlarını gözlerini kırpmadan öldürebiliyorlardı. Galyalıların yakın temasta en çok sevdikleri silah geniş kılıçtı. Geniş kılıç muazzam bir şiddetle kesmek üzere tasarlanmıştı. Ayrıca onlar
baltayı da orta menzilde çok iyi kullanabilen mükemmel savaşçılardı. Genellikle Galyalıların barbar oldukları için düzensiz savaştıkları düşünülür. Aslında bu doğru değildi. Çünkü Alesya Savaşı'nda antik Yunan'dan beri devam eden falank sistemiyle savaşmışlardır ki bu aslında çok düzenli bir savaş sistemidir. Galyalı askerlerin çoğu zırh giymez, genellikle gündelik deri kıyafetleriyle savaşırlardı. Onlar daha ziyade manevi zırha önem verirlerdi. Galyalılar kendilerinin neyin motive edeceğini iyi biliyordu. Her savaştan önce uyguladıkları kan ritüelleri vardı. Ya içlerinden bir kabile reisinin ya da daha önceden esir alınmış bir düşman askerinin kanlarını tanrılarına sunarlardı. Galyalılar şehit olacaklarına inanırdı. Onlara göre savaşta ölenler başka bir evrende yeniden doğarak sonsuza kadar yaşardı. Bu yüzden düşmanlarına korkusuzca saldırırlardı. Anlayacağınız, Galyalıların karşılarına çıkıp "Topraklarınız artık bize ait" diyebilmek pek kolay değildi. Galyalıların Alezya Savaşı'nda kullanacakları teçhizat Romalılara göre yetersiz görünebilir. Ancak onların cesareti düşmanlarının en çok korktuğu şeydi. Yenilmez Roma ordusunu da işte bu cesaretleri sayesinde bir önceki savaşta perişan ettiler. Galyalı askerler fiziksel avantajlarını kullanarak düşmanlarını korkuturlardı. Bağırarak ve silahlarını kalkanlarına vurarak "Hadi gelin bakalım" derlerdi. Galyalılar Romalılar gibi son teknolojiyle üretilmiş silahlara sahip değillerdi. Üzerinde asırlarca çalışılıp edinilen bir taktikleri de yoktu. Ama onların kimsenin yadsıyamayacağı kadar büyük bir cesareti ve kadim bir bağ vardı. Antik dünyanın kaderini belirleyecek olan Alezya Savaşı gelip çattı. Bu savaşın sonunda ya Sezar'ın hayalleri suya düşecek ya da Galyalılar tümüyle imha edilecekti. İki ordu Alezya'da son kozlarını paylaşmak için hazırdı. İlk bakışta Vercingetorix'in korunaklı bir şehir olan Alezya'da yer alması daha avantajlı olduğunu düşündürebilirdi. Ancak düşmanınız Sezar'sa durum değişir. Çünkü kuşatmak Sezar'ın işiydi. Kale kuşatmasının ana mantığı karşıdaki düşmanınızı vazgeçirmek üzerinedir. Uzun bir süre kaleyi kuşatırsanız ve karşı taraf destek de alamayınca bir süre sonra ya açlıkla baş etmek zorunda kalır ya da kaleyi teslim etmek zorunda kalır. Roma ordusu zamanın en gelişmiş kuşatma teknolojisine sahipti. Alezya'da da kullanacakları mancınıklar düşmanlarının korkulu rüyasıydı. Vercingetorix'in çözüm üretmeye ihtiyacı vardı. Ancak o sıkıştığı kaleden çıkmanın yolunu ararken hiç ummadığı bir durumla daha karşılaştı.
Sezar şanlı bir zafer kazanmak istiyordu ve o güne kadar dünya tarihinde hiç görülmemiş bir taktiği uygulamaya koymak üzereydi. Circumvallation adıyla anılacak bu taktik, Galyalıların işini giderek zorlaştıracaktı. Circumvallation, bir kentin çepeçevre duvarlarla sarılması demek. İnşa ettiğiniz bu duvarla bir anda 80 bin kişiyi adeta hapsediyorsunuz. Sezar'ın planı gerçekleşirse, Vercingetorix'in ordusu Roma askerlerine ulaşmadan önce karşısına çıkan duvar engelini aşmak zorunda kalacaktı. Alezya Savaşı'nda zamana karşı yapılacak zorlu bir mücadele başlamak üzereydi. Şehrin etrafını saracak yaklaşık 19 kilometrelik duvarın inşası kısa zamanda bitmeliydi. Çünkü Sezar, Vercingetorix'in bu tuzağa düşmemek için elinden geleni yapacağını iyi biliyordu. Peki Roma ordusu bunu nasıl başaracaktı? Tabii bu olağanüstü bir durum ama Roma askerleri hem savaşmakta hem de istihkam konusunda son derece yeteneklilerdi. 8 kişilik ekiplerden oluşan Roma ordusu duvarın inşasında da çok iyi bir iş bölümü yapmıştı. 5 asker duvarı inşa edecekti. Bir asker arkadaşları için yemek hazırlıyordu. 2 asker de Galyalıların saldırma ihtimaline karşı nöbetteydi. Ve her gün bu 3 görevi kendi aralarında değiştirirlerdi. 8 adamın bir günde yaptığı işi görünce 60 bin Romalının neler yapabileceğini sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bu savaş sadece kılıç ve mızrakların değil, aynı zamanda kazma ve küreklerin savaşıydı. Romalıların inşa ettikleri duvarın üstünde pencere gibi büyük boşluklar yer alıyordu. Bu boşluklar da Sezar'ın planının bir parçasıydı. Anlayacağınız, bu savaşta Galyalıları pek çok sürpriz bekliyordu. Roma savunması bir duvardan fazlasıydı. Kale inşa ederken düşmanınızın önüne birden çok engel çıkarmalısınız. Sezar da bunun farkındaydı. Sezar duvarın önüne her biri 1,5 metre açıklığında 2 adet hendek kazdırıyordu. O hendeklerin içine daha sonra kazıklar çakılacaktı. Ve o kazıkları daha etkili hale getirmek için bakın ne yaptılar. Uçları ısınan kazıklar adeta demire dönüşüyordu. Hendeklere düşen Galyalıların hayatta kalabilme ihtimalleri çok düşüktü. Galyalılar sayıca çok fazlaydılar. Yani inşa edilen duvar tek başına yeterli olmayabilirdi. Sezar da kazdırdığı hendeklerle bu tehditleri ortadan kaldırmak niyetindeydi. İlk hendeğe kazıklar yerleştirilirken hemen önündeki ikinci hendeğe de su doldurdular. Sezar'ın bunu yaptırmasının amacı hendeğe düşen Galyalıların oluşan balçağa saplanıp kalmasıydı. Roma askerleri hendeklere doldurdukları suyu Alezya Kalesi'nin etrafındaki 2 küçük ırmaktan temin ediyordu. Sezar her ayrıntıyı en ince şekilde düşünüp uygulamaya koyuyordu. Buna karşılık Vercingetorix de duvarın bitmesine göz yumamazdı. Galyalılar ani baskın yapmada son derece iyilerdi ve Vercingetorix bu yüzden vurkaç taktiğine geri döndü. Başarılı bir gerilla savaşçısı olmak, ip üstünde cambazlık yapmak gibidir. Dengeni korumanın çok zor olduğunu bilirsin. Ve en küçük bir dikkatsizlikte düşmanı seni mahveder. Vercingetorix bu saldırıların bazılarında başarılı oldu. Sadece duvarın tamamlanmasını değil, Roma ordusunun yiyecek ikmali yapmasını da engelliyordu. Galyalıların gerilla saldırılarına maruz kalan Romalılar diğer tüm işlerini bırakıp teyakkuza geçiyordu. Sezar bu duruma kesin bir çözüm bulmalıydı. Aksi halde vurkaç taktiği Romalıları giderek yıpratacaktı. Birliklerine saldırı emri verdi.
Ancak Romalılar bu kesin taarruzda Galyalıları püskürtmekle kalmayıp onları kaleye kadar kovaladılar. Vercingetorix halkının güvenliği için Alezya Kalesi'nin kapılarını açmadı ve kente geri dönmeye çalışan askerleri gözleri önünde Romalılar tarafından katledildi. Gerilla savaşı veya asimetrik harp, küçük orduların büyük ordulara karşı taktiksel zafer kazanmalarını sağlayan bir sistemdir. Ancak netice itibariyle karşı tarafı tamamen bozguna uğratmak istiyorsanız cephede savaşmanız gerekir. Vercingetorix bunu yapmadı ve bunun sonuçları da ağır oldu. Alezya Savaşı'nda ilk büyük çarpışma yaşanmıştı. Galyalıların kayıpları çok ağırdı. Psikolojik avantaj Sezar'a geçmişti. Ancak buna rağmen Sezar kuşatmasının önlemlerini artırmaya karar verdi. Sezar hendeklerin önüne bu tuzakları kurdurdu. Bu demirden dikenleri de etrafa serpiştirdi. Basit gibi görünse de düşmanın ayaklarını ve atların toynaklarını delmeye yarıyor. İşinin zorlaştığını anlayan Vercingetorix, duvarın yapımı bitmeden hemen önce son kozlarından birini oynayacaktı. Elindeki tüm süvarilere aynı anda hücum etmeleri emrini verdi. Dile kolay, tam 15 bin süvari. Ancak bu askerler biraz garip davranıyordu. Sanki hedeflerinde başka bir şey vardı. Süvariler kendilerini durdurmaya çalışan düşmanlarıyla kısa süre çatıştıktan sonra hatları yarmayı başardılar ve Romalı askerlerin şaşkın bakışları altında son sürat ormanın içinde kaybolup gittiler. Süvarilerin kaçıp gitmesine kimse anlam veremiyordu. Ancak Sezar ele geçirdiği birkaç esirden Vercingetorix'in planını öğrenecekti. Galyalı süvarilerin Alezya'yı terk etmelerinin sebebi Vercingetorix'in onlara yapmış olduğu konuşmada gizliydi. Süvarilerine gidin ve eli silah tutan tüm Galya kabilelerini savaşa çağırın emrini verdi. Dünya üzerindeki her Galyalı kendisinin bir vatanperver olduğunu çok iyi biliyordu. İşte tam da bu yüzden 80 bin kahramanı Alezya Kalesi'nde ölüme terk etmemeleri gerekiyordu. Vercingetorix'in planını öğrenen Sezar'ın satranç tahtasında yeni bir hamleye ihtiyacı vardı. Yaklaşık 3 haftada 19 kilometrelik duvarın yapımı bütünüyle sona ermişti. Ancak bu duvar dışarıdan gelebilecek bir saldırı için savunma oluşturmuyordu. Çünkü Galya'nın çeşitli yerlerinde başka müttefik kabileler var ve bunlar gelip Sezar'ı arkadan sıkıştırırlarsa Sezar savaşı kaybetmiş olur, mahvolmuş olur. Çünkü iki taş arasında kalmış olur. Sezar yeni planını devreye soktu. İlk duvarın 300 metre ötesinde bir dış duvar daha inşa etmeye karar verdi. Circumvallation'un dışında kontravallation denilen ikinci bir duvar daha inşa edeceklerdi. Kontra Latince'de karşıt demekti. Böylece duvar içinde duvar ve onun da içinde Alezya kenti bulunuyordu. Sezar bu savaşı kaybedemezdi. Aksi halde bütün antik dünya Roma'dan intikamını almak için cesaret bulacaktı ve bu her şeyin sonunun gelmesi demekti. Yani Sezar'ın öreceği bu duvar Roma'nın surları kadar değerliydi. Sezar'ın lejyonlarının bu kadar uzak bir coğrafyada bu kadar büyük bir operasyona kalkışmasının sebeplerinden bir tanesi de Roma istihkamının çok ileri bir seviyede olması. Napolyon çok daha sonralarında ordular mideleri üzerinde yürür demişti. Aynen çok sayıda askeri, çok sayıda atı hareket ettirmek istiyorsanız istihkam ve beslenmenin en üst düzeyde olması gerekiyor. Roma ordusundaki askerler çok iyi beslenerek savaş günleri için adeta yatırım yaparlardı. Ayrıca Sezar savaş döneminde askerlerinin içki içmesini de yasaklamıştı. Çünkü onun için ordusunun disiplini her şeyden önce geliyordu.
Bu yüzden askerler cephedeyken sirkeyle yetinmek zorunda kalırdı. Vercingetorix'in taciz eden saldırıları bırakıp dışarıdan gelecek yardıma odaklanması Sezar'ın işini kolaylaştırmıştı. Bu sayede hem fazla sayıda askerini erzak bulmaya gönderebiliyor hem de dış duvarın yapımı çok daha hızlı ilerliyordu. Vercingetorix'in yardım bekleyişi sürerken kaledekiler bir aydır kuşatma altındaydı ve Galyalıların açlıkla olan mücadelesi giderek zorlaşıyordu. Kapana kısılan Galyalıların yiyecek stokları tükenmek üzereydi ve insanlar yavaş yavaş ümitlerini kaybediyorlardı. Ümitsizlik bir virüs gibidir. Eğer başladığında doğru anlarsan, onu yok etmek için iyi bir fırsatın olur. Ama büyümesine müsaade edersen yayılmaya devam edecektir. Halkı Vercingetorix'e ölülerimizi yiyelim teklifinde bulundu. Bilirsiniz birçok kaynakta Galyalıların barbar oldukları yazılıdır. Ancak Vercingetorix açlıkla boğuştukları o anda bile buna şiddetle karşı çıktı ve Romalıların şu uzaktaki kaleyi niçin yaptıklarını biliyor musunuz diye sordu. Bakın onların telaşına, korkuyorlar. Korkuyorlar çünkü yardım gelecek ve biz onları bozguna uğratacağız dedi. Vercingetorix'in konuşması, Galyalıların komutanlarına olan bağlılığını ve güvenini bir kat daha artırdı. Roma cephesinde ise hummalı çalışma devam ediyordu. Askerler bitkindi. Ancak Sezar kararlı bir komutandı ve kazanacağına inanıyordu. Sezar askerlik yapmamıştır. Çok enteresan bir şey çünkü tarihe baktığımızda bütün büyük komutanların askerlik yaptığını görüyoruz. Fakat Sezar kendisi askerlik yapmamasına rağmen nasıl bu kadar büyük bir komutan oldu? Bunun en belirgin cevabı da çok keskin, çok sert bir iradesinin olması ve o iradesi tamamlanana kadar da sonuna kadar bu işi götürmesiydi. Sezar'ın inşa ettirdiği ikinci duvar ilk duvardan 2 kilometre daha uzun olacaktı. Ama bu kez ilk duvarı ördükleri kadar zamanları yoktu. Vercingetorix'in beklediği yardım henüz gelmemişti. Aslında yardımın geleceğinden de emin değildi. Sadece umut ediyordu. O çok fazla boğazı doyurmak zorundaydı. Bunun üzerine yeni planını uygulamaya koydu. Genelde bu kuşatma zamanlarında kalelerde yapılır. Önce istenmeyen ağızlar denir bunlara. Önce işte dilenciler çıkarılır, daha sonra fakirler çıkarılır. Kısacası kalenin kuşatmasına yardımcı olmayacak insanlar kuşatma başlamadan önce kaleden atılır. Vercingetorix daha ilginç bir şey yapıyor. Artık ne kadar zor da içeride yemeğin ne kadar. Çünkü içeride normal bir garnizon kuvvetinden çok daha fazla asker var. Bir ordu var. Dolayısıyla onların da yemeği problemi var. 3000 kadın ve çocuğu. Yani oradaki yerel halkın kadınlarını ve çocuklarını şehirden dışarı çıkarıp Sezar'a yolluyor. Bu şu demek, benim halkımı, kadını, çoluğunu, çocuğunu al esir et. Ancak Sezar bunu da psikolojik bir üstünlüğe çevirdi. Kadın ve çocukların geçmesine izin vermedi. Vercingetorix de onları kalenin içine almadı. İğrenç irade savaşında duvar ve Alezya arasında kalan insanlar perişan haldeydiler. Sonunda pes eden, kendi halkına kıyamayan Vercingetorix oldu. Ve Galyalı komutan bir kez daha anladı ki karşısındaki Sezar yeri geldiğinde akıl almaz bir zalime dönüşebiliyordu. Kısa bir süre sonra Sezar'ın dış kısma ördüğü duvar da bitti. 3 haftaya yakın sürede bu kez 21 kilometrelik bir duvarı inşa ettiler. Lejyonerler komutanlarının hayal ettiği pek çok şeyi Alaaddin'in cini gibi gerçeğe dönüştürüyorlardı. Duvarın her 70 metresinde bir gözetleme kulesi vardı. Toplamda 40 kilometrelik tahkimat sadece 40 günde tamamlandı.
İlk duvar Vercingetorix'i içeride tutuyordu. İkinci duvarsa destek için gelebilecek Galyalıları dışarıda tutacaktı. Aynı esnada duvarların arasında 60 bin Romalı asker vardı. O dönemin teknolojisi değerlendirirsek, yapılan şeyin çağın çok ilerisinde akıl almaz bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii tam zamanında bittiğinde. Eğer liderlik etme cesaretini kendinizde bulamazsanız, sizi takip edenlerin inancında bulursunuz. İşte sonunda Vercingetorix'in beklediği yardım ulaştı. Commius önderliğinde on binlerce asker ufukta göründüğünde Sezar artık resmen kuşatılmıştı. Commius da tıpkı Vercingetorix gibi Sezar'la birlikte savaşmıştı. Hatta Galya savaşlarının başında Romalılarla aynı taraftaydı. Ancak bu kez karşı taraftaydı ve Sezar kendisini ihanete uğramış hissediyordu. Şartlar her an değişiyordu. Romalılar artık kuşatan değil, kuşatılan pozisyonundaydılar. Galyalılar sayıca onların 5 katıydı. Yapılacak en ufak bir hata bile savaşın kaybedilmesine neden olabilirdi. Bu yüzden çok daha disiplinli hareket etmeliydiler. Galyalıların takviye ordusu da Alezya önlerine ulaştığında ordular artık kıyamet gibi bir çarpışmaya hazırdı. Commius geldiğini Sezar'a belli etmek için hiç vakit kaybetmedi. Galyalılar saldırılarının muhteşem ve korkunç olması için ellerinden geleni yapmak zorundaydılar. Gökten adeta Galya oku yağıyordu. Alezya Savaşı başladığından beri Sezar ilk kez bu kadar sıkıntılı duruma düşmüştü. Artık ünlü generalin işi çok daha zordu. Ancak Romalılar askeri işler söz konusu olduğunda oldukça hızlı öğrenme kabiliyetindeydiler. Onlar her konuda olduğu gibi ok saldırısına karşı da bir çözüm geliştirmişti. Testudo, Latince'de kaplumbağa anlamına gelir. Romalı lejyonerlerin o büyük kalkanlarını kullanarak adeta bir fanus yaratarak mızrak gibi, ok gibi projektillere karşı kendilerini savunabilmelerini sağlar. Sezar, 5000 kişilik birliğini dışarı çıkardı. Galyalılar, Romalıların testudo düzenini bozmak için üzerinde kimsenin olmadığı atları önden gönderip onları kamikaze olarak kullandı. Hemen arkalarından da süvariler ve piyadeler hücuma geçtiler. Süvarilerle siz testudo'nun içerisine girdiğiniz vakit bütün o lejyon sistemini dağıtabiliyordunuz. Disiplinli Roma ordusu okçu taarruzundan korunmasına rağmen Galyalılara karşı zor duruma düşmüştü. Commius dış duvara saldırırken aynı anda Vercingetorix de iç duvarı aşmak üzere harekete geçti. Bu sırada Commius'un başına komutan atadığı üçüncü bir ordu da Alezya'nın uzak tarafından dış duvarı yıkmaya çalışıyordu. Vercingetorix ile Commius'un nasıl haberleştiklerini bilmiyoruz. Belki de duvarlardan gizlice geçebilen casusları vardı. Ve işte tam da bu sebeple aynı anda saldırabiliyorlardı. Bu sefer karanlıktan da faydalanmak isteyen Gal kuvvetleri koordineli bir atağa girişecek. Galyalılar duvarları aşmak için bu kez tedariklilerdi. Yanlarında getirdikleri merdivenlerle duvarın arkasına sızmaya çalıştılar. Galyalılar bu büyük taarruzda tüm güçlerini ortaya koymuşlardı. Ancak Sezar ve ordusu da direniyordu.
Aksi halde Galyalılar topraklarını işgal edenlere acımayacaktı ve Romalılar da bunun farkındaydı. Romalıların kaderi bu duvarların ayakta kalmasına bağlıydı. Romalıların her türlü çabasına rağmen Galyalılar buldukları çözümler sayesinde duvarın bazı kısımlarını yıkmayı başardılar. Ve bu bölgede aradan kalkan duvar iki ordunun burun buruna gelmesine neden oluyordu. Savaş iyice kızışmıştı. Galyalıların saldırıları başarıya ulaşmıştı. Sezar, tahkimatların bazılarını terk etmek zorunda kaldı. Galya kabileleri belki de hayatlarında ilk defa bu kadar organize olmuş ve bu kadar bir araya gelebilmişlerdi. Tabii ilk defa bu kadar organize oldukları için de savaşabileceklerine ve kazanabileceklerine dair inançları en üst düzeydeydi. Savaşın seyri sürekli değişiyordu. Bu kez Roma ordusu için şartlar gittikçe kötüleşmeye başlamıştı. Ve askerler fiziksel olarak tükenmenin eşiğine gelmişti. Sezar köşeye sıkışmıştı. Yoksa Galya'yı Roma topraklarına katma planı geri mi tepiyordu? Düşünsenize, hiç ummadığınız bir şekilde karşınızda 300 bin kişilik dev bir ordu var. Ve bu ordu sizi iki tarafınızdan kuşatmış. Korkuya kapılmamanız mümkün değil. Eğer bir lider savaş meydanında akıbetinden endişe ederse bunu açıkça belli edemez. Çünkü bulaşıcı olabilir ve tüm askerlerine yayılabilir. Ancak büyük liderler çaresizliğin karanlığında umudun ışığını kullanırlar. Adamlarının cesaretine ve disiplinine güvenen Sezar, hatların tutulmasını emretti. Kendisi de lejyonlar boyunca dolaşarak askerlerini yüreklendirmeye çalıştı. Büyük liderler en kötü şartlarda bile kendilerini takip eden insanları başarıya ulaştırabilir. Sezar'ın da en büyük özelliği oydu. Sezar belki de sonunu hazırlayacak bir risk aldı ve Galyalı destek ordusuna arkadan saldırma emrini verdi. Savaşın kırılma anına geldiklerini gören Romalı askerler gayretlerini ikiye katladılar ve kısa süre sonra Galyalıların panikleyerek geri çekilmeye çalıştıkları görüldü. Askeriye de geri çekilme genellikle disiplinsiz ya da metotsuz yapılan bir şeymiş gibi düşünülür. Halbuki geri çekilmenin de kendine göre bir metodu, bir taktiği vardır. Galyalılar Alezya Savaşı'nda metotsuz ve taktiksiz geri çekildikleri için Roma askerlerine çok kolay yem oldular. Ancak Galyalıların son bir umudu daha vardı. Romalılar Oz Nehri'nin olduğu yere arazi şartlarından dolayı duvar inşa edememişlerdi. Commius bu bölgeyi keşfetti ve ordusunu yeniden toparladı. Artık iki tarafında geri dönüşü kalmamıştı. Galyalılar 20 bin kişiyle gediye yüklendiler. Savaşın kaderi bir kez daha değişmek üzereydi. Geriye sızmayı başaran Galyalılar adeta Romalıları silip süpürüyordu.
Bu arada yine eş zamanlı olarak Vercingetorix iç duvara, üçüncü bir ordu da farklı bir yönden dış duvara saldırdı. Artık Galyalılar savaşı kazanmaya çok yakındı. Sezar savaşı dikkatle izliyordu. O adeta bir orkestra şefi gibiydi. Ani bir kararla 3600 kişilik takviye kuvvetine kuzeydoğudan dolaşıp duvardaki gediğe gitmeleri emrini verdi. Romalılar eğer gediği tutamazlarsa Galyalı askerler sel gibi içeri akacaktı ve onları durdurmak imkansız hale gelecekti. Dar alandan geçen her Galyalı, desteğin gelmesiyle kalabalıklaşan Romalıların önünde bir av olmaktan öteye geçemedi. Duvardaki gediğe yüklenen 20 bin Galyalı düpedüz bir felakete sürüklenmişti. Ancak diğer iki bölgede çatışmalar sürüyordu ve Galyalılar daha baskın olan taraftı. Sezar savaşın sonunun geldiğini biliyordu ve meşhur kırmızı pelerinini giydi. Bu bizzat savaşa katılacağı anlamına geliyordu. 2400 adamını yanına alarak ordusuna öncülük etti ve çatışmanın ortasına girdi. Bir komutanın hücum edin demesiyle beni izleyin demesi arasında çok büyük bir fark vardır. Sezar da işte son saldırıda bunu uyguladı. Ortalık mahşer yerini andırıyordu. Roma lejyonerleri Sezar'ın önderliğinde adeta bir savaş makinesine dönüştüler. Ayrıca Vercingetorix'in askerleri her şeyi denemelerine rağmen Sezar'ın antipersonel silahlarıyla da baş edemiyorlardı. Ve Galyalılar adeta kıyıldılar. Galyalılar Sezar'ın hem cesaretine hem de akıl almaz savaş taktiklerine daha fazla direnemediler. Vercingetorix savaşı kaybettiğini anlamıştı. Yardıma gelen Galyalılar başıbozuk halde kamplarına dönmüşlerdi. Ama yine de o gecenin ilerleyen saatlerine dek çatışmayı sürdürdü. Fakat sonunda pes etti. Sezar, yeryüzünde daha önce hiç denenmemiş taktikleri uygulayan bir komutandı. Roma ordusu, askeri teknolojisi, disiplini ve tabii ki inşaati duvar sayesinde kendisinin 5 katı büyüklüğünde bir orduyu sadece 13 bin kayıpla yenmeyi başardı. Her şeyi deneyen ancak bir türlü Sezar'a üstünlük sağlayamayan Vercingetorix için artık teslim olma zamanı gelmişti. Neredeyse 2 ay boyunca kan dökülmüştü ve sonunda savaş bitmişti. Vercingetorix belki de hayatının en zor konuşmasını yapmak için halkının karşısına geçti. Ve iki seçenek sundu. Ya halkı onu öldürecek ve cesedini Sezar'a verecekti ya da gidip tek başına teslim olacaktı. Halkı kendileri için kahramanca savaşan bu komutanı öldürmeye razı olmadı. Vercingetorix, Sezar'a bir elçi gönderdi. Sezar da Vercingetorix'in silahsız bir şekilde teslim olmasını istedi.
Vercingetorix aylardır savaştığı Sezar'ın önüne gitti ve diz çöktü. Bu herhangi bir Galyalı komutan için hayatının en zor anı olmalı. Kısa bir zaman sonra idam edilecek olan Vercingetorix teslim alınıp Roma'ya götürüldü. Sezar ise hayallerine ulaşmıştı. Ve onun adı artık Galya Fatihi'ydi. Yani Gaius Julius Caesar.